Merhaba sevgili dostlar. Eğitim öğretim yılı sona ermek üzereydi. Artık bütün derslerden sınavlar yapılmış, karne notları öğretmenler tarafından e-okul bilgi sistemine girilmeye başlamıştı. Okul idaresinden bu sene için öğrencilere sözü vardı. Karne notu en iyi olan 3 öğrenci, Haziran ayında yapılacak olan Karadeniz gezisine götürülecekti. Ahmet'in de notları çok iyiydi. İlk 3'e girme ihtimali vardı. Ancak henüz tüm notlar öğretmenler tarafından okunmadığı için kesin bir şey yoktu. Her şey matematik sınavının notuna bağlıydı. Eğer Ahmet matematikten 95 alabilirse ilk 3'e girebilecek ve geziye katılma hakkını elde edecekti. Ancak ne yazık ki hayali gerçekleşmedi. Matematik öğretmeni sınav notlarını okuduğunda 85 aldığını öğrenmişti. Böylece öncülüğü sınıf arkadaşı olan Esra'ya kaptırmıştı. Okul çıkışında eve üzgün bir şekilde gitti. Ailesine gezi ödülünü kazanamadığını söyledi. 3 gün sonra e-okul sistemine bütün notlar girilmişti. Ahmet notlarını kontrol ederken matematik notu dikkatini çekmişti. 95 yazıyordu. Tam da istediği nottu. Halbuki 85 almıştı. Öğretmenin yanlışlıkla 95 girdiğini anladı. Bir an kötü duygulara kapıldı. Eğer sesini çıkarmasa Esra yerine kendisi geziye gidecekti. Evet, bu iyi bir fikirdi. Bu yanlıştan kimseye bahsetmedi. Ancak geceleyin uyumak üzere yatağına gittiğinde içini bir huzursuzluk kapladı. Böyle kötü bir şeyi yapamaz, arkadaşının hakkını yiyemezdi. Kendisini Esra'nın yerine koydu. Böyle bir durum kendi başına gelecek olsa çok üzüleceğini düşündü. Ve sabaha kesin kararını verdi Ahmet. Matematik öğretmeni ile konuşacak ve hatanın giderilmesini sağlayacaktı. Öğretmenini bulup, "Öğretmenim, ben matematikten 85 almıştım fakat sanırım siz bilmeden bir yanlışlık yapmış ve notumu 95 olarak girmişsiniz. Bu durumda ben sınıf üçüncüsü oluyorum. Yani geziye katılma hakkını kazanmış oluyorum. Ancak bu benim hakkım değil. Eğer notumu düzeltirseniz geziye Esra katılmış olacak. Böylece adalet yerini bulmuş olacak." Öğretmeni çok duygulanmıştı. Ahmet'in başını sıvazlayarak, "Aferin Ahmet, çok güzel bir davranış sergiledin. Seni tebrik ediyorum," dedi. Matematik öğretmeni bu olayı okul müdürüne de anlattı. Ahmet'in davranışını o da çok takdir etti. Öğretmenlerle beraber alınan bir kararla bu örnek davranışından dolayı Ahmet'e de geziye katılma hakkı verildi. Böylece hem Esra hem de Ahmet geziye giderek mutlu oldu. Gönüllerde adalet duygusunun hiç eksilmeden çoğalarak devam etmesi dilek ve temennisiyle dostça kalın.